Evet, Vildancığımın masasındayız şimdi. Ellerine sağlık güzelim. Hoş bulduk hanımlar. Nasıl buldunuz Vildan'ın masasını? Güzel. Bol hamur işi. Bol hamur işi. Bol çeşitli, emekli. Ha. Evet, güzel duruyor. Baksana güzel şuradan duruyor. Şuraya kadar devam ediyor senin masa evet. gibi. Bu değil hafta mi? Var değil mi böyle bir şey? Daha önce evet, evet. var mıydı? Hiç görmedim, evet, denk gelmedim ama. Evet, bu kadar çeşit gördük sanırım. Biz biraz taşlık önleri. Vallahi kendimizi övelim bizim, ama. Benim gelinlerimin hepsi çok amrat, hepsi çok güzel şeyler yapıyor. Hepinizin Allah elleri kolları dert aslanım, görmesin. Aslanım benim bir çeşitim daha var. Onu dış sesten rica edeyim. Öyle mi? Evet. Ben tamam, alayım mı? Rica ederim. Ne kaldı? Unuttuğun bir şey mi var? Onun dolapta durması gerekiyordu. Tamam. O yüzden sonra getireyim diye. Hindistan cevizi pastamız vardı. Ay. Şöyle sen vereyim. Yaptın. Aslanım bunu benim arkadaşım yaptı. Eklerle ikisini arkadaşım yaptı. Ay ellerine sağlık. Böyle şeyleri seviyor o zaman yapmayı. Evet pastada. O zaten okulunu okumuş. Pastacılık mı okudu? Evet pastacılık okumuş. Çok güzel gözüküyor. Yemek takımını ve masa dizaynını nasıl buldunuz Öyküm? Daha farklı beklerdim ben. Nasıl beklerdin? Şu gümüş detay olması olabilirdi aslanım. Onun haricinde şu öndeki sarmaların koyduğu belki kap daha farklı olabilirdi. Ya biraz karışık buldum açıkçası ama gümüş daha sade, evet. Bunlara uydurmaya daha çalıştım. Sade, daha böyle şıkır şıkır olmasını isterdim. Daha sade şıkır şıkır. Evet. Hem daha sade hem şıkır ben şıkır. İkisi bir arada olmuyor. Ya bardaklarla mesela ben de anlamadım bunu. Bardakları mesela patlatabilirdi. Masa daha sade, bardaklar aynı. Patlatalım mesela duvara. Bardakla bunlar uyuyor. Aslında aslanım şey Öykü'nde de vardı bundan metalden değil mi? Evet. Keşkek. Evet, yani keşkek. Sende de vardı. Keşkek ama o Diyarbakır'a özgü bir şeydi. Ama bu nereye özgü? Bu birazcık daha şeye benziyor aslanım. Hani ne? Çikolata koyarsınız ya içine böyle. Şekerli gibi gondol. Çok evet. güzel değerlendirmiş. O bana evet istemem de geldi. Hmm. Ben onu aldım. İçli köftelerde zaten Mardin yöresi arkadaşım. İçli köfteleri de ona koydum. Güzel olmuş. Sen ne diyorsun Pervinci? Bence de aslanım güzel olmuş. Sadece ben de Öykümün dediğine katılacağım. Mesela camı farklı. Mesela dedim ya dün de camsa cam, porselense porselen. Bir ona takalım ben. Onun dışındaki sunum. Zaten cam ve porselen yemek takımının devamını görüyoruz evet. masada. Yani ben de bunlar cam, bunlar çok porselen. Karışık ben de sevmem mesela. Yani hani bir ondan, bir kırmızı, evet. bir mavi renk. Pembe mesela. Şurada bir pembe bir evet, şey var. En azından davet masasında olmaz. Sen nasıl buldun Gamze'cim? Çok fazla işlemeli örtüleri, peçeteleri süslü falan. Mı? Evet yani bana çok hitap etmiyor. Tarzımın dışında eline emeğine sağlık. Ben sevilmiyor böyle Büşra. Şeyleri. Aslanım ben aslında şeyi beğendim mesela bak bunun deseniyle sanki taban deseni aynı değil mi? Evet. Hı-hı. Uydurulmaya çalıştık. Yani Uymuş. Bence masa örtüsü de güzel. Şey peçete gidiyor. Evet peçete. Yani belki bilerek almamıştır ama denk şöyle gelmiş. Şöyle güzel sanki. Bir katlasaymış gösterseymiş şey daha güzel olurmuş. Yani bizim kızlara bir şey beğenmek oldukça zor. Siz de önceden peki, katladınız. İzmir'e ait neler var masanda? İzmir'e ait boyoz var. Boyozu nereden aldın? Boyozu almadım şöyle. Kim yaptı? Boyozu benim burada kaynanamın işte fırıncı bir arkadaşları var. Onlar biliyorlar kaynanamın ikisi. Bana bugün özel yapıldı o. Sen neler yaptın peki bize? Ben tiramisu'yu yaptım. Kaç çeşit var acaba? 25 çeşit falan var. Oo. Evet, orada bir kek görüyorum. Aynen. Poğaça var galiba. Poğaça, kabak baklava var. Evet. Baklava da. Kabak böreği şu mu? Balkabağından mı? Balkabağ. Baklavayı kim yaptı? Baklavayı da biz hepimiz, şöyle söyleyeyim. Buradan öpüyorum Gülsüm teyzemi. Susamlı o. Ne susamlı? Baklava. Aa, Selendi'ye ait, yani eşimin memleketine ait, o da Selendi'ye ait. Fırın sütlaç var. Sen mi yaptın? Bu da sütlaç değil. Ne bu? Bu da Bartın'a ait. Bu da incir uyutması derler. Doğrulması. Evet. Bakayım. Benim anneannem çok yapıyor. Babaannem çok yapıyor. Evet, ben de çok İncir uyutmasını fırınladın mı? Ben bunu fırınladım. Ayaklı olduğu için bunlar çok çabuk tutmuyor. İzleyenler bilir zaten. Benim var mı? Var. Yani ben incir uyutmasını bilirim. Ha, ben fırınladım aslında. Bunu sen fırınladın. Sofra güzeldi. Her gün bir şey yapmış koymuş, her gün bir şey yapmış koymuş. Ben bu kadar beklemiyordum. Hatta ben bu haftayı en iyi masayla kapatacağımı düşünüyordum.
bana yaklaşmış bir masaydı. Tabaklarını ne kadar aldın? Tabaklarımı bundan 4 sene öncesi aldım. Hı-hı. 3500'dü. Hı-hı. Sadece tabak mı yoksa takım olarak mı aldın? Hani çatal kaşık içinde. Hayır, sadece yemek takımını. Sadece yemek takımını. Anladım. Peki su takımın, bardağın? Su takımını da 1000 liraya almıştım. Sürahim işte. Takımı. Çok fazla 12 değil mi? Evet, çok fazla. 4 sene öncesi almadım bunu ben. Bunu yeni mi aldın? Nişanlandıktan sonra almıştım işte. 2,5 sene işte. Yine çok. Çok. Yine çok. Ya tabii aynı var, takımı, evet. Aynı şöyle, sürahisiyle ben 400 liraya almıştım. Öyle mi? Tabii. Kaç kişi yani aldı? Yani o da 6 kişilik. Benimkisi 12 kişilik ama. Belki ondan. Olabilir. Ama yine çok fazla değil mi fiyatı? Belki 1000 liraya aldım. Çok fazla. Hı-hı. O zaman ona göre pahalı. Yani. Ya ilk çıktığında belki biraz belki pahalı oluyor. Belki. Sonra çatal daha bıçak takımı ya. Peki bu da ayrı demiştin. Çatal bıçak takımım da valla fiyatını bunu hatırlamıyorum hiç. Evet. Hiç bunu hatırlamıyorum. Güzel ama. Bildancım bu olmuş. Şerbet ne o? Kendi bahçemizden hem erik var içinde hem de bizim orada kiren derler, kızılcık var. Kızılcık kompostusu, erikli ikisini karıştırdım. Evet, karıştırdın, evet. Kaynattın. Kaynattım, öyle yaptım. Peki şeyi biliyor musun, niye diyorlar hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim? Evet. Çok merak ederim onun anlamını, nedir şöyle. Kan kustusan da bile kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Yani kimseye açık vermeyeceksin. Belli etmeyeceksin. Gülümseyeceksin. Evet. Güzelmiş. Evet. Güzel. Şimdi o tatlıdır, hoştur ya. Böyle gülümseyeceksin, hafif ekşiteceksin yüzünü. Yapacaksın gibi bir şey. Evet. Günümüzde herkesin yaptığı sevdiklerini üzmemek için. Bu arada efendim bir hava tutunduk, kalbe çok iyi gelirmiş. Bayıldım bu bunda kavurmuşsun. Çok güzelmiş. Kavurdum. Ben bu fındığı alır, yolluk yaparım İstanbul'a giderken. Yaptım. Ben de getirdim aslında. Harikasın. Evet, şimdi gerçekten düğünü izleyelim istiyorum. İzleyelim. Değil mi kızlar? Evet, izleyelim. Evet, izleyelim aslanım. Bir de şu baklavanın tadına bakarız. Hadi afiyet olsun. Evet Buse'cim, çok güzel bir masa. Öncelikle bu güzel pasta için çok teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim. Ekibim adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi normalde bugün Ramazan değil diyelim. Ramazan olmasaydı sen misafirlerini bu şekilde ağırlıyordun. Evet. Bunu göstermiş olalım. Evet, göstermiş olalım. Hem de bu arada oruç tutan herkesin efendim iftarı bekliyordur şu an. Evet. Malum hepimizde olduğu gibi iftara bir şeyler yaptın mı? Evet, yaptım aslanım. Ben hemen onları alıp geleyim. Tamam. Ama bunları da sayalım. Fikir tamam. Olsun. Şu an gideyim, izleyenlere öyle değil mi? Evet. Sen getirinceye kadar biz saymaya başlayalım. Tatlıdan mı başlasak? Buradan mı? Burada kısır görüyorum kısır, ben. Evet. Burada arpa şehriyesi, tavuklu salata. Çerkez değil. Çerkez değil o. Tavuk salatası, arpa şehriyeli. Çok şık çilekle, çok da güzel bir değil mi? Şıklık yaratmış. Görseli çok güzel olmuş. Mayalı herhalde poğaçası var. Sorarız birazdan kendisine. Sarma ama şu pide ne pidesi? Özellikle bir şeyi tahmin ediyorum. Kendisine soralım. Ah sütlaç var. Efendim burada ıslak çikolatalı kurabiye. Trileçe. Trileçe. Tiramisu değil. Trileçe ve mercimekli köfte. Dur bakalım gelsin Buse'cim. Diğerlerini de sana soralım. Aslanım, mercimek köftesinin altında da çok değişik bir şey var. Evet, bakayım. Kabak. Aa, kabak çiçeği de olması. Bulgurlu yapmış. Bayağıdır. Evet. Ben ama neyi beğendim biliyor musunuz? Neyi? Baksanıza ne kadar şık. Evet. Evet. Kabak takımı çok şık. Hakikaten çok şık. Bir de bakın çeyizinden kanaviçeler görüyoruz. Evet. Hem örtüsünde hem de peçetelerinde. Şöyle bir tane açmak istiyorum. Ya çok cici, çok şık değil mi? Evet, kendisi çok elemeyi bir gelsin, şu su takımını da beğendim. Fiyatlarını alalım, soralım. Yemek takımını da soralım. Buse Hanım, güllaç benim en sevdiğim tatlıdır. Ramazan ayının vazgeçilmezi. Sizlere ikram etmek istedim. Siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Peki o güllaç neli? Çilekli. Arasında fıstık da var mı? Evet. Pidemiz var, Ramazan ayının vazgeçilmezi. Hurmamız var ve sıcak sıcak çorba yaptım. Ne çorbası? Kremalı tavuk çorbası. Bunu götürelim, gelelim o zaman. Pideyi de alın. Pidemi de alayım. Sonra çorbamı alayım.
Geldin mi aşkım? Ramazan ayının olmazsa olmaz aslanım. Ramazan güllaç. Güllaç ya. Evet. Bir de pidemiz. Pidemiz de var. Hemen çorbam da var. Onları da alıp geleyim. Tamam. Bak fikir olsun işte iftar için. Ben de size harika tarifler verebilirim. Eğer isterseniz tabii. Evet, efendim. Isteriz. Mesela bu bayatlayan pidelerden bir börek yapıyorum. Parmaklarınızı yersiniz, itiraf ediyorum. Yani parmaklarınızı yersiniz. Çorbamız da geldi aslanım. Aslanım tarifini isteriz. Valla veririm aslanım. Kızlar. Şunu da şöyle koyalım. Çorbayı da şuraya koyalım. Ne var akşama? Çorba şöyle açayım mı? Kremalı mantar çorbası var. Hurmamı da alıp geleyim hemen. Tamam güzelim. Kremalı mantar çorbası güzel. Mantar sevenler için. Ben mantarı kavuruyorum. Hani krema yerine süt de koyabilirsiniz. Biraz hurmamızla hani kıvam verebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Dereotu seviyorsanız kremalı mantar çorbasının içine dereotu da kıyın. Çok lezzet veriyor. Bir de kapya biber var ya minik minik kırmızı kırmızı. Ondan atabilirsiniz içerisine. Onun yerine biraz haşlanmış mısır atabilirsiniz. Alternatif olsun. Yemeyeceğiz mutlaka. Aynen öyle. İlerleyen günlerde bu çok fazla alıyoruz bazen. Hani gözümüz aç oluyor ya. Ramazan'da böyle bir pide yetişecekse 3 pide alıyoruz falan. Evet. Sonra bayatlıyor. Ben o pidelere harika çözümler buldum kendimce. Bir sürü tariflerim var. Zaman içinde bunları sizinle paylaşacağım değerli izleyenler. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Yemek takımını çok beğendim. Bunun fiyatını, su takımının fiyatını öğrenmek istiyorum. Set olarak aldım aslında. Tamam. Tencerelerim, su takımı. Su takımı, hepsi daha yemek iyi. Takımı, evet. Yemek düğün takım. Paketi gibi bir düğün şey. Düğün paketi, mi? Evet. Tamam. 13 bin küsürü almıştım. Evet. Ama şey tabii servisler falan da var. Evet. Servis çatalı kaşığı. Sadece çatal bıçağım var içinde aslında. Çatal bıçağım var bakayım şöyle. Servis ağır gereçlerim var. Yok. Biliyorsun hafif böyle ağır olmalı. İyi mal bir tık böyle ağır olur. Güzel ama kibar. Çok çok güzel. Takım olarak. Şimdi evet. Sen bizi yolcu edeceksin ya biz puanlamadan sonra gideceğiz ya. Evet. Misafirin var mı? Yok aslında. Bence kayınvalidenleri davet et. Davet edeceğim evet annemleri. Vallahi şu güzel sofranın güzelliğine bak. Evet. Boşa gitmesin. Ramazan'da evim bereketlensin. Biz de inşallah programdan sonra evimize yetişiriz. İnşallah. Yani insan böyle inşallah. Hani evinde bir sıcak... Hani bir çorbasını içmek istiyor. Evet, evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ben mesela zeytin severim. Şeyde, hurma var. Hurma, zeytin. Ha kahvaltı seviyorum mesela iftarda. Güzel, siz ne seviyorsunuz? Haşlanmış yumurta. Sahurda mı? Ben sahurda. Ha, evet. Sahur. Ben iftardan bahsediyorum. İftarda da daha çok çorba. Çorba yeter. Hem sıvı tüketmekte o gün çok içerisinde haklısın. Tüketemediğimiz sıvıyı çorbayla almayı. Sen ben daha çorba seviyorum. Sahurda ne yapıyorsun? Sahurda yumurta genelde haşlıyorum. Hı. Hafif şeylerle yani kahvaltılık çok türü. Çok yumurta tüketiliyor. Kahvaltılık türüyle. Haşlanmış patates ben de çok yumurta kullanıyorum genelde. Yumurta tok tutuyor. Tavuk kullanıyoruz biz direkt tavuğu yiyoruz. Kümese gitti ya tavuk aklına geldi. Sizin var mı tok tutan formülleriniz? Bizde de yumurta sahurda. Evet, akşamda çorba. Çorba yiyince zaten yemeğe sıra gelmiyor. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bugün bayağı bir zengin olacak evet. Masam. Evet. İftar evet. Masam. Mercimekli köfte. Yaptın. Kim evet. Yaptı onu? Onu amcamın gelini yaptı. Böyle çiğ köfte gibi sıkmış. Evet. Güzel görünüyor. Şu nedir hayatım? Onlar bizim kınalarımızın vazgeçilmesi tıkıl lokum olarak geçiyor. İçsiz küçük lokum. Tuzlu mu? Yok. Tatlı normal mı? Hamur. Hamur. Evet. Fırında mı pişiyor, fırında, yağda mı kızartıyorsun? Fırında pişirdi. İçi boş ha. Değil mi? İçi boş. Şu bir pideyi de sormak istedim sana o bizim ya. Manavların mancarlı pidesi aslında. Kimin? Manavların. Manav. Manav, evet. Manavların ne demek? Manav milleti. Manav milleti ne demek? İlk defa duyuyorum. İlk defa. Gürcü falan oluyor ya. Evet. Manav deniyor bizlere ha, de. Ha öyle mi? Evet. Evet. Taş fırında oldu. Tamam. Sizin için manavların vazgeçilmezi. Aynen. Onu sergilemek istedim genel olarak. İçerisinde bal kabağı mı var? Ispanak var. Ha biraz da böyle bir sarı görüyorum o bal kabağına benzedi. Ispanağı salçayla yoğuruyorlar o yüzden. O yüzden. Evet. Taş fırında da ne güzel evet, olur ya. Evet lezzetli olur. Vallahi çok güzel olur. Kabak çiçeği burada da mı var? Evet var. Bulgurla mı yaptın? Bulgurla İri bulgur yaptım. Evet, o iri bulgur. Evet. Trileçe evde mi yapıldı? Elde yaptım, kendim yaptım. Hadi ya. Evet. Aa, kaç çeşit süt kullandın? Bir çeşit. Çünkü bu kaç çeşit listesi? 4 çeşit. 3 çeşitten yapılıyor. 3 çeşit mi keçi sütü koyuyorsun? Keçi sütü koyuyorsun. Ben de keçi. Sen direkt... Aslı Hanım. Efendim. Zaten trileçe ya. He. Tri 3, 3 çeşit süt. Ha.
sen az değilsin sen var ya. Sen az değilsin. Sütlaç meşhur mu buralarda? Evet. Değil mi? Bizim bayramlarımızın vazgeçilmezi, sizlere de sergilemek istedim. Ama bu şey çömlek gibi bir şeye koydum. Evet, güveçlerde yapmayı tercih ettim. İstenirse fırına da gider. Evet. Ama sen fırınlamadın. Fırınlamadım. Bu şekilde evet, yaptın. Evet. Sarma bildiğimiz sarma. Evet, sarmayı da ben yaptım. Bu ıslak mı kuru mu? Islak tek. Dur şöyle bakalım mı şöyle? Ne kadar ıslak. İçine mi çekmiş acaba? Çekmiş mi? Evet. Beklediği için belki o yüzden de. Şöyle geri kapatalım. Yok, ıslak kek güzel oluyor. Buraları sadece ıslak aslanı ben. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı hanımlar? Sofrası gayet güzel. Evet, gayet başarılı değil aslanım. Mi? Değil mi? Örtüsüne bayıldım. Örtüleri güzel. Çok güzel. Yemek yakımı çok güzel. Artık puanınız da göreceğiz. Genel olarak sofrası çok güzel duruyor aslanım. Değil mi? Evet, değil mi? Çok beğendik. Çeşidi de çok bol. Eline sağlık. Şimdi ben... Değerli izleyenler, yarın arzu ederseniz sosyal medyaya yazın. Bizim Gelin Evi sayfasına veya benim sayfama. Bayat Ekmek'ten eğer ki hani bazı tarifler vermemi istiyorsanız lütfen sosyal medyamıza yazın. Sizin için verelim. Yok, istemiyoruz, bize lazım değil derseniz başımızla beraber. O zaman şimdi buradan gidelim senin düğününü, kına geceni izleyelim. Evet, tamam mı? İzleyelim. Gidiyoruz efendim, hayırlı iftarlar diliyoruz.